Herkese merhabalar. Herkese selamlar arkadaşlar. Evet, ikinci yazılılar geldi, çattı ve çok güzel bir şekilde sizlerle beraber ikinci yazılara hazırlanmak için biz de çok heyecanlıyız arkadaşlar ve güzel bir gün, güzel bir saat ve matematik yazısında tüm eksiklerimizi harika bir şekilde tamamlayacağız ve yolumuza mükemmel bir şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Hadi gelin bakalım şöyle ne yapalım? Sizlerle beraber bir kampımıza bakalım. Kampımız arkadaşlar biliyorsunuz bugün cumartesi ve günlerden 25 Aralık ve saatlerimiz 17.00 gösteriyor ve sizlerle beraber ikinci yazılıya çok özel konularla beraber tüm konular arkadaşlar ne yapacağız? Darma duman edeceğiz ve bütün konularımızı mükemmel bir şekilde öğreneceğiz. Hedefimiz yazılıdan tam puan almak, 100 almak diyeceğiz arkadaşlar ve bu hedefle beraber tüm yazılara çalışacağız ve matematikle beraber pazar günü Türkçemiz var. Fenimiz var arkadaşlar. Salı günü inkılap, çarşamba İngilizce, per Şen bedim ve Cuma günü arkadaşlar artık biraz ne yapacağız dinleneceğiz ve bu şekilde de kampımızı harika bir şekilde arkadaşlar tamamlamış olacağız diyelim ve yolumuza ne yapalım mükemmel bir şekilde devam edelim arkadaşlar. Evet sevgili Tonguç nasılsın iyi misin? Teşekkürler hocam iyiyim siz nasılsınız? Gerçekten süpersin ben de iyiyim sevgili Tonguç. Peki ders hazır mısın? Hazırım hocam. Süpersin hadi bakalım herkes hazırsa o zaman ne yapalım yavaş yavaş dersimize geçelim. Bu arada arkadaşlar dersimize geçmeden önce ne yapıyoruz biliyor musunuz? Sizlere çok özel ve güzel bir kaynak tanıtmak istiyorum. Birinci dönem yazıl notları. Birinci ve ikinci arkadaşlar yazıl notları gerçekten Tam da seni yazılarda kurtaracak muazzam bir kitap. Yani neden muazzam diyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz büyük, büyük kitaplarımız var. Büyük kitapları örneğin yatarken veya servise çıkartırken ne yapıyorsun? Zorlanabilirsin değil mi? Yani çıkartıp bakacaksın falan filan derken. Ama arkadaşlar ne yapıyorsun? Yazıl notlarını cebine koyuyorsun. Servisine biniyorsun. Serviste giderken açıyorsun arkadaşlar. Örneğin açalım bakalım matematik bölümümüz nerede? Evet arkadaşlar matematik bölümümüz burada. Birinci dönem birinci yazı. Zaten bunlara çalıştın ama sevgili... Sevgili arkadaşlar biliyorsunuz ikinci yazılılarda e, bu konulardan var devam ediyor arkadaşlar. Dolayısıyla e, ne yapacaksın bu konularda harika bir şekilde çalışacaksın ve ne yapıyorsun burada sana özet. Ne derler mesela sevgili arkadaşlar? Hap bilgi yani nokta atışı dolayısıyla <laughs> hemen ne yapıyorsun sevgili arkadaşlar? Bunları halletmiş oluyorsun. Ve geliyorsun ikinci yazılıya. İkinci yazılıya geldiğinde arkadaşlar yine bilmen gereken ufak ufak notlar var burada. Sonrasında grafikler var biliyorsunuz. Olası durumlar var. Olasılık hesabı ve cebirsel ifadelerinde bir kısım var arkadaşlar. Ve bunlarla alakalı da ne yapıyorsun? Artık burada neyi öğrendin, neyi öğrenmedin? Bir de kendini son kontrol yaparak yazılıya giriyorsun. Ve arkadaşlar dediğim gibi her yere götürebilirsin. Pikniğe gittin götür. E, yemek yemeye gittin götür. Yazı, e, kahvaltı yapıyorsun hemen yanında olabilir. aileni de mükemmel bir şekilde etkileyebilirsin. Düşünsene kahvaltı yapıyorsun. Çayını içerken yazın notlarını yanında açıyorsun işte böyle matematik, Türkçe, fen arkadaşlar. Bu arada bütün dersler var. Sadece matematik özelinde değil. Türkçesi var, matematik, fen hepsi arkadaşlar bu küçücük kitapta. Ne derler? küçücük, fıçıcık, içi dolu tur derler ya arkadaşlar. Tam da bu noktada sizlere gerçekten çok özel bir kitap. Tabii bunun abisi de var arkadaşlar. Dinamo Soru Bankası. Dinamo Soru Bankası arkadaşlar gerçekten tabii ki e, temel seviyeden sonra biraz daha ben daha iyi sorular çözmek istiyorum. Yazılıların da üstesinden çok rahat gelmek istiyorum diyen arkadaşlar Dinamo Soru Bankası'nda mutlaka hemen alarak ödevlerini yani yazılı konularını içeren bölümleri hemen yapsınlar. Örneğin Dinamo Soru Bankası'na baktığımızda arkadaşlar ne karşımıza çıkıyor? Mesela inceleyelim. Analiz analiz bakalım kitabın analizinde 65 tane temel seviye kaynağımız var sorumuz var 295 tane arkadaşlar e, orta seviye 358 zor seviye ve hocam ben profesyonel bir lgs öğrencisiyim diyen arkadaşlar içinde 62 tane birbirinden özel ve güzel soru var arkadaşlar. Ve bu sorularla beraber harika bir şekilde ne yapıyorsun hem LGS'ye hem sınavları darma duman ediyorsun İçinden geçiyorsun arkadaşlar ve bu kaynaklarımızı almak için de hemen aşağıda ya da köşede iyi e butonu veya aşağıda Tonguç mağazaya gidiyorsun oradan tıklıyorsun ve iki gün sonra şöyle bir kapı çalıyor din din ya da kapı çalıyor İşte buyurun efendim diyorsun diyorsun ki işte kargo hemen ne yapıyorsun muazzam şekilde paketlenmiş kargoların böyle ikisi beraber arkadaşlar geliyor ve hemen ne yapıyorsun başlıyorsun yazılara çalışmaya inşallah da tam puan alarak yoluna mükemmel bir şekilde devam ediyorsun. Ee, peki Tonguç sen sınavlara hazırlanıyor musun? Evet hocam çalışmaz mıyım? Sınavlar çok önemli benim için. Gerçekten e, süpersin. Hazırlanmam beni e, çok mutlu etti. E, bu şekilde de ne yapacaksın? Sınavlarında 100 tam puan alacaksın diyelim ve evet lafı fazla uzatmayalım arkadaşlar ve yolculuğumuza sizlerle beraber harika bir şekilde başlayalım. Şimdi sevgili arkadaşlar çarpanlar katlar özel bir konu dedik. Lise 8'in sınıfa başladığımızda ilk gördüğümüz konu dedik ve bu şekilde de ne yapacağız? Devam edeceğiz. 45'in çarpanlarını yazdığımızda 1 çarpı 45 2, 3 çarpı 15 ve buradan ne olur sevgili arkadaşlar? 5 çarpı 9 diyorsun ve 45'in çarpanları 1, 3 5, 9, 15 ve 45 şeklinde ne yaptık? Gördük. Bunun yanında arkadaşlar gök kuşağı dediğimiz şu ifadeyi küçükten büyüğe doğru yazdığımızda baştaki ve sondaki ifadelerin çarpımları neyi verecekti? Tabii e, çarpanlarına ayırdığımız sayıyı verecekti. Ve buradan da 1 çarpı 45, 3 çarpı 15. Burada arkadaşlar ne olacaktır? 9 çarpı 5 diyeceğiz ve bu şekilde de ne yapıyoruz? 9'umuzu şöyle güzel yazalım. 9 çarpı 5 diyoruz. Devam ettiğimizde çarpan ağacı vardı arkadaşlar. 20'yi çarpan ağacı yöntemiyle asal çarpanlarına ayırabiliyorduk. Bunu çok fazla kullanmıyoruz gerçek ama, ama olsun arkadaşlar. 20'nin asal çarpanları bakın arkadaşlar burada şunlardır. Şöyle 2 ve 5'tir diyebiliriz. 2 ve 5'tir diyebiliriz. Devamında daha çok kullandığımız bölen algoritması dediğimiz bölümdür arkadaşlar. 48 asal çarpanlara ayırdığımızda dikkat ettiyseniz sadece 2 ve 3'ten meydana geliyor. Asal çarpanlarımız 2 ve 3'tür. Ve üst olarak yazarsak da 4 tane 2 olduğu için 2 üzeri 4 çarpı 3 diyebiliriz ve bu şekilde de ne yaptık? İlk sayfamızı halletmiş olduk arkadaşlar. Devam edelim bakalım. Çarpanlar katlarda ne gördük? Tabii ki EBOB EKOK soruların en fazla geldiği bölümlerden bir tanesi arkadaşlar. E, LGS'de de olsun, okullarda da olsun öğretmenlerimiz ne yapıyor? Bu konuyu çok seviyorlar ve eğer çarpanlar katlardan bir soru gelecekse genelde bunu EBOB EKOK'tan sormayı tercih ediyorlar sevgili arkadaşlar. Şimdi buraya baktığımızda 12 ve 18. Bunu ne yapıyorduk? Bölen algoritmasıyla 2'ye bölüyoruz. Her ikisini böldüğü için yanına ne yaptık? Yıldız koyduk. 2'ye e, bölüyoruz, 3'e bölüyoruz ve bu şekilde her biri arkadaşlar bir rakamını görene kadar devam ediyoruz. Ve her ikisini bölen sayılara ne yapıyoruz? Yıldız koyuyoruz. İsteyen böyle yuvarlak içine de alabilir fark etmez. Artık kendinize kalmış. Ebobları dediğimiz şey arkadaşlar her ikisini ortak bölen. Ebob ne demektir zaten? Ortak bölen diyor değil mi? Ortak bölen. O zaman en büyük ortak bölen ikisinin ortak böleni 3 kere 2'den ne olur? 6 olur arkadaşlar. Ekok neydi? Ekok da sevgili arkadaşlarım ekok da bunların tamamının çarpımıydı. Yani 2 kere 2 4 4 kere 3 12. 12 ile 3 çarparsam ne olur? 36 olur. Bunların ekoku da 36'ymış. Yani ilk buluştukları sayı. Katlarını yazdığımızda 12, 24, 36. 18'in katlarını yazdığımızda 18, 36 diye gittiğinde ilk buluştukları sayımız da 36. Ama tabii ki biz bunu uzun yöntemlerle yapmıyoruz. Ne yapıyoruz? Şöyle güzel bir şekilde bölen algoritmasıyla yaparak arkadaşlar ne yapıyoruz? Bu şekilde kısa yoldan bulmuş oluyoruz. Evo B e kokun çarpımı arkadaşlar neydi? Sayıların EBOB'u ve EKOK'unun çarpımı aslında bu sayıların çarpımına eşitti. Yine bu da EBOB ve EKOK özelliklerinden biriydi. Aynı zamanda arkadaşlar sizde sınavda veya LGS'de çok kolaylık sağlayacak bir kural. ...birbirinin katı olan sayıların, bakın birbirinin katı olan sayıların ekoku büyük olan sayıya, evobu da küçük olan sayıya eşittir. Bilmeyen arkadaşlar ne yapıyor? Hemen şöyle yapıyorlar, bölen algoritmasını yapıyorlar, 20 ile 40'ı ve buradan zaman kaybı yaşıyorlar. Dolayısıyla yaşamamak için arkadaşlar ne yapman lazım? Buradaki sayılarımızın birbirinin katıysa büyük olan ekok, küçük olan EBOB'dur diyoruz. Aralarında asal sayılar... Aralarında asal sayılar arkadaşlar neydi? Yalnızca bir ortak bölünen yani yalnızca bire bölünen sayılar. İkisi de yalnızca bire bölünüyor. Başka bir ortak sayıya bölünmüyor. Bunlara biz asal sayılar diyorduk. Bunların arkadaşlar EBOB'u yalnızca bir olduğu için birdir. EKOK'ları ise nedir arkadaşlar? Sayıların nedir? Çarpımıdır arkadaşlar. Tamam sayıların çarpımıdır. Buna dikkat. Örneğin diyelim ki 10 ile 21 sayılarına bakın. Bunlar aralarında asaldır. 2'ye 5'e bölünür. 3'e 7'ye bölünür. Bu iki sayı aralarında asaldır. Bunların EBOB'u birdir. Ekoku ise bu sayıların çarpımı. Yani kaçtır biliyor musunuz? 210'dur diyebiliriz. Ve EBOB ekok problemlerinin mantığı sevgili arkadaşlar bakın parçalardan ...bir bütüne gidiyorsak... ...nedir biliyor musunuz arkadaşlar bu? Ekok'tur. Bir bütünü parçalara ayırıyorsak... ...bölme, bölüştürme yapıyorsak... ...parçalıyorsak... ...o zaman burada ne vardır? EBOB vardır diyebiliriz sevgili arkadaşlarım. Peki Tonguç anladın mı? Yani estağfurullah hocam ben anlatacağım herkes anlar. Süpersin. Yani e, sen anladıysan tabii ki herkes anlar... ...ve bizler de anlarız. Arkadaşlarımız da anlar. Özetlerimizde de mükemmel bir şekilde... ...eksiklerimizi gideriyoruz arkadaşlar. Ve bence sevgili arkadaşlar... ...şöyle bir sticker koymak istiyorum ve şu seti kırımı da koymak istiyorum. Diyorum ki çarpanlar katlardan yüzde 8 trilyon soru geliyor ve bu sorulardan arkadaşlar EBOB ve EKOK problemlerinden kesin geliyor. Çünkü bu hocamızın gözdesi ve kesin çıkacağının da garantisini veriyoruz. Yapmış olduğumuz araştırmalarda trilyon tane arkadaşlar trilyon tane yazılı kağıdını inceledik. Hocalarımızla günlerdir gece gündüz toplantılar yapıyoruz ve bu bilgiler ışığında sizlere çok güzel bir şekilde 10 tane soru hazırladık ve özetlerimiz de bu bilgiler dahilinde yapıyoruz arkadaşlar. Ve geldik bomba konulardan bir tanesi üstü ifadeler konusu. Sevgili arkadaşlar kolaygiller dediğimiz bölüm var biliyorsunuz. Eksi yani negatif bir sayının çift kuvveti nedir arkadaşlar? Pozitiftir diyoruz değil mi? Devam edelim negatif bir sayının tek kuvveti negatiftir süpersiniz ve bu şekilde de arkadaşlar ne yaptık e, eksiği bunları hatırlamış olduk. Bir sayısının bütün kuvvetleri birdir bir sayının sıfırıncı kuvveti yine 1'e eşittir sayının birinci kuvveti de sayının kendisidir zaten değil mi? Bunları zaten genel olarak biliyoruz arkadaşlar hatta yedinci sınıftan ve altıncı sınıftan da bunlara aşinayız diyebiliriz ve bu şekilde ne yaptık e, ondoluklu sayıların 10'un kuvveti şeklinde çözümlemesini gördük. Virgülün sağındaki bölümler arkadaşlar. Virgülün sağındaki bölümler 10 üzeri eksi 1, 10 üzeri eksi 2, 10 üzeri eksi 3 şeklinde çözümlüyorduk. Virgülün sol tarafındaki kısımlar ise e, birler basamağı yani 10 üzeri 0 şeklinde ne yapmıştık? Çözümlemesini yapmıştık. Arkadaşlar buna dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Bundan sevgili arkadaşlar hem LGS'de hem de yazılı sınavlarımızda soru gelme ihtimali çok yüksek. Buna ne diyelim? Buraya arkadaşlar bir dikkat çekelim mi? Şöyle yapalım değil mi? Dikkat et buradan soru gelebilir diyoruz ve buradan da %100 buradan soru gelir diyoruz. Çözümlemeyi hocalarımız da gerçekten çok çok seviyor sevgili arkadaşlarım ve bu şekilde de ne yaptık öğrendik üstü ifadelerde kuvvetin kuvvetini gördüğümüzde ne yapıyorduk sevgili arkadaşlar? Melemenle yumurta demiştik değil mi? Melemenle yumurtayı yan yana barındırmaya gerek yok. Ne yapıyorsun? Hemen ikisini biliyorsun. kırıyorsun. Birbirini çarpıyorsun ve çok güzel melemen oluyor. Yani kuvvetin kuvvetini gördüysen çarpacaksın ve tek kuvvet olarak yazıyorsun. 3 üzeri 5'te 3 üzeri 5'in 6. kuvveti 3 üzeri 30'a karşılık gelir. Devamında üstü ifadelerde arkadaşlar çarpma işlemi yaparken mutlaka ve mutlaka ortak tabanda üstleri topluyorsun. Bazı arkadaşlar şöyle yapıyor. 3 üzeri 20 hocam diye üstleri de çarpıyor. Aman Allah facia. Lütfen arkadaşlar dikkat et diyoruz. Buraya dikkat et. Buraya dikkat etmeni tavsiye ediyoruz. Çünkü tabanlar e, aynı kalır. Üstler arkadaşlar toplanır. 3 üzeri 4 ile 3 üzeri 5 topladığımızda 3 üzeri 9 yapacaktır sevgili arkadaşlar. Buraya baktığımızda üstler aynı olduğunda üstler aynı olduğunda bu sefer arkadaşlar Üstümüzü ortak tutuyoruz ve tabanları çarpıyoruz. 2 çarpı 5 10. Ortak kuvvetimiz arkadaşlar 6. Bölme işleminde neydi? Bölme işleminde üstteki tabanlar aynıysa üsttekinin kuvvetinden alttakinin kuvvetini çıkartıyorum ve 2 üzeri 4 buluyorum. Buraya baktığımızda arkadaşlar eğer kuvvetlerimiz aynıysa tabanları birbirine bölüyoruz. Onu 2'ye böldüğümüzde 5 ortak kuvvetimiz 6 olduğu için bunda ne yaptık yazdık. Ve geldik arkadaşlar nereye? Çok büyük sayılar ve çok küçük sayılara çok büyük sayıları sıfırlardan arındırarak arkadaşlar yazıyorduk değil mi? Nedir o? Mesela diyelim ki burada görmüş olduğunuz 1 milyon 200 bini 12 çarpı 10 üzeri 5 şeklinde yazıyoruz. Kaç sıfır var? 5 tane. O zaman onu onun kuvveti olarak yazabiliriz. Bakın 5 tane buraya ne yaptık? Ekledik. Buraya baktığımızda çok küçük sayılarda da arkadaşlar virgülden sonra kaç basamak varsa 1, 2, 3, 4, 5 basamağımız var. 5 çarpı 10 üzeri eksi 5 diyoruz ve bu şekilde 5 basamağımız ne yapıyoruz? Buraya yazıyoruz. Küçük sayılarda üstüne eksi yazıyoruz. Büyük sayılarda zaten herhangi bir şey yapmıyoruz arkadaşlar. Bilimsel gösterim neydi? Bilimsel gösterim arkadaşlar 1 ile 10 arasında olması gerekiyor ve 324 sayısını ee, arkadaşlar 3,24 yazarsak bakın sayımız 2 basamak küçüldü. 2 basamak küçüldüyse üstümüz arkadaşlar 2 basamak büyüyecektir. ...bizim kat sayımızla, kat sayımızla üst arasında ters bir ilişki vardır arkadaşlar. Biri artarken biri de ne olacaktır? Azalacaktır diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Peki sevgili Tonguç bu konuyla alakalı herhangi bir fikrin var mı? Hmm, hiçbir fikrim yok hocam ya. Gerçekten herhangi bir fikrinin olmaması gayet normal. Çünkü bu konuları bayağı unuttun. Üstünden de geçmediğin için ne yapmıştın? Ne yapmış oldun? Unutmuş oldun diyelim ve... ...haydi bakalım ne yapalım yolumuza bir başka bilgi pıtırcıklarıyla bilgi e, yumayla devam edelim arkadaşlar. Ve sonradan gelen arkadaşlar şöyle lütfen bize destek olmak için like butonuna basın. Ve arkadaşlar şöyle güzel yorumlarınızı da aşağıya yazıyorsunuz tamam mı? Söz mü? Haydi bakalım o zaman devam edelim bilgilerimize. Kara köklü ifadelere gelmiştik arkadaşlar. Kara köklü ifadeler neydi? 1, 4, 9, 16 gibi sayılara tam kare sayılar diyorduk ve tam kare sayılar sevgili arkadaşlar kök dışına rahat rahat çıkıyordu. Bunları kök içinde arkadaşlar tutamıyorduk. Ve sevgili arkadaşlar bizler tam kare sayıları 20'ye kadar adımız soyadımız gibi ne yapacağız bileceğiz. Yani isim soy isimimiz neyse mutlaka birden 20'ye kadar olan tam kare sayıları bileceğiz. Mesela 324 dendiği zaman ...ee e, neydi acaba ya işte 16 mıydı 22 miydi bilmem ne demeyeceğiz arkadaşlar. 324 dendiği zaman 18, 361 dendiği zaman 19 veya 256 dendiği zaman 16'nın e, karesi olduğunu bilmemiz gerekiyor. Genelde 10'a kadar olanları çok iyi biliyoruz ama özellikle 13, 14, 15, 16 gibi sayıları ciddi anlamda karıştırıyoruz. Onun için lütfen arkadaşlar bunlara dikkat edin çünkü eğer bir soru gelecekse... ...hocalarımız buradan tam kare sayılardan yüzde %1 milyon soru soracak arkadaşlar. Dolayısıyla bunları ne yapacağız? Dikkat etmenizi tavsiye ediyoruz sevgili arkadaşlar. Geldik yaklaşık değer. Sevgili arkadaşlar yaklaşık değer nedir biliyor musunuz? Yani LGS'de bile e, ne yapacağız? E, öğrenmemiz gerekiyor. Buna çok dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir tane görmüştük. 3 kök 2. 3 kök 2'ye baktığımızda sevgili arkadaşlar... ...yaklaşık değeri zaten e, çok e, önemli olduğundan bahsettik. 3 3 kök 2'yi gördüğümüzde ne yapacağız arkadaşlar? Bunu içeriye alabiliriz değil mi? Sıralama yaparken, yaklaşık değer bulurken mutlaka dışarıdaki kökümüzü içeriye almak zorundayız. Peki nasıl girer içeriye? 3'ün karesi 9 çarpı 2 şeklinde giriyor ve buradan da kök 18 olarak ne yapmış oluyoruz? Bulmuş oluyoruz ve buraya baktığımızda arkadaşlar bir sayıyı a kök b şeklinde yazmak çok çok önemli. Yani karekökleri hocam iki bölüme ayır dersen ne yaparım biliyor musun? Birinci bölüme tam kareleri koyarım, ikinci bölüme arkadaşlar a kök b şeklinde yazmayı koyarım. Eğer bunları çok iyi biliyorsan o zaman hiçbir sıkıntı yaşamazsın. İşte A kök B şeklinde nasıl yazılır diye soran arkadaşlara hemen cevabımızı verelim. A kök B şeklinde Arkadaşlar çarpanlar katlarda öğrenmiş olduğun gibi bir sayıyı asal çarpanlarına ayırıyoruz. Ve arkadaşlar iki tane olanları gruplandırarak ne yapıyoruz? Dışarı çıkartıyoruz. Yani 18'de bakın 3'ler iki tane olduğu için dışarıya çıktı. Fakat 2 bir tane olduğu için çıkamadı. Ve buradan da ne oldu? 3 kök 2 cevabına ulaşmış olduk. Peki sevgili arkadaşlar köklü sayılarda çarpma işlemi e, nasıl yapılıyordu? Hemen ona bir bakalım. Dışarıdaki sayıyla dışarıdaki sayıyı çarpıyorum. 4 kere 2 8 diyorum. İçerideki sayı ile içerideki sayı yazıyorum. İçeri yazıyorum arkadaşlar. Yani 3 kere 5, 15 yazıyorum ve buraya ne yapıyorum? 15'i yazdık. Bölme işleminde ne yapıyoruz? Dışarıdaki sayı ile dışarıdaki sayıyı bölüyorum. 6'yı 2'ye bölersem kaç oldu? 3. Onu 5'e bölersem 2 olur ama o kök içinde olduğu için kök içinde yazıyorum sevgili arkadaşım. Toplama işleminde ne yapıyoruz? Toplama işleminde sevgili arkadaşlar... Ortak kökümüzü yazıyoruz başındaki sayıları topluyoruz. 7 artı 3 ne olur? 10 olur. Ortak kökümüz ne? Kök 2. 10 kök 2 yaptık arkadaşlar. Buraya bakalım. Çıkarma işleminde değişen bir şey yok. Başındaki sayıları çıkartıyoruz. 6'dan 2 çıktı. 4 oldu. 4 kök 3 ne olmuş oldu? Yazmış olduk. Geldik ondalıklı sayılarının kara köküne. Sevgili arkadaşlar eğer tam kare sayıları çok iyi biliyorsan o zaman bunlarda da zorlanmayacaksındır. 144 olsa dışarıya ne olarak çık çıkardı? O zaman ne olurdu arkadaşlar? 12 ama şu anda ne çıktı? 1,2 çıktı. Peki daha sonra ne gördük? Bir sayının doğal sayı çarpanı yapan arkadaşlar nedir diye baktığımızda da, kök 2 ile kök 2'yi çarptığımızda 2 olarak dışarı çıkıyor bakın 3 kök 5 kök 5 çarptığımızda yine doğal sayı olarak çıkıyor yani ne olması lazım çarpılan kökün aynısından olması gerekiyor sevgili arkadaşlar ve bunu da çok dikkat edin son olarak da ne demiştik rasyonel sayılarla irrasyonel sayıların toplamı gerçek sayıları verirdi irrasyonel sayılar neydi pi arkadaşlar. Kökten dışarı çıkamayan sayılardı ve virgülden sonrası sonsuza kadar karman çorman giden sayılara da biz ne diyorduk? irrasyonel sayılar diyorduk arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bakalım sırada ne varmış? Veri analizi tabii ki arkadaşlar. Veri analizine hemen bir bakalım. Veri analizinde ne gördük sizlerle beraber? Tabii ki çizgi grafiğini gördük. Çizgi grafiği ne işe yarıyordu arkadaşlar? Çizgi grafiği tabii ki özellikle ani düşüş ve artışlarda çok bize işimize yarıyor. Örneğin arkadaşlar sıcaklık değerlerinin gösterilmesinde veya düşünsenize rahatsız olan bir insanın kalp ile alakalı rahatsız olan bir insanın ne yapıyoruz? Cihazlara bağlıyoruz. O ekranda ne oluyor arkadaşlar? Çizgiler gidiyor geliyor değil mi? Niye? Anlık düşüşleri ne? tam zamanında görebilmek için. Hemen görebilmek için arkadaşlar. Çizgi grafiği gerçekten bizim için çok önemli. Sün Sütün grafiği neydi arkadaşlar? Sütün grafiği de farklı verileri karşılaştırmak için kullanılıyordu. Örneğin 7A sınıfındaki kızlar erkekler, 7B sınıfındaki kızlar erkekler şeklinde ne yapabiliyorduk? Böyle farklı veri gruplarını karşılaştırabiliyorduk. Daire grafiği neydi? Bir bütünün arkadaşlar parçalarını gösterirdi. En çok soruların geldiği bölüm arkadaşlar daire grafiğidir. Buna çok dikkat edin. Dairede sevgili arkadaşlar bir bütün her zaman neyle gösterilir biliyor musunuz? Ya %100 ile gösterilir sevgili arkadaşlar ya toplamla gösterilir ya da ne diyoruz? 360 dereceyle gösterilir. Yani yüzde yüzde de alakalı gelebilir. Toplam sayıların toplamı, paramızın toplamı ne olursa artık ve 360 derece zaten bir dairenin bütün açısını gösteriyordu. Genelde şu formülü kullanıyoruz. Merkez açı yani neyse o açımız onu veriyoruz. Bölü 360 eşittir istenen bölü tüm veriler. Yani bunu da kullanabilirsiniz. Ama sevgili hocalarımızla yaptığımız görüşmelerde arkadaşlar biz oran orantıyı da çok kullanıyoruz. Doğru orantıyı yani geçen sene öğrendiğim Doğru orantıyı da çok kullanıyoruz dendiğini duyuyoruz arkadaşlar. İlla bu formüle bağlı kalmak zorunda değilsin. Ne yapıyoruz? Geldik olasılığa. Sevgili arkadaşlar. Bir zarın kaç tane olası durum vardır? Yani bir zar hava hayatınızda kaç gelebilir? Bir gelebilir, iki gelebilir, üç gelebilir, dört gelebilir, beş gelebilir, altı gelebilir. Yani altı tane olası durumumuz vardır. Parayı hava attığımızda kaç tane olası durum vardır? Ya yazı gelir ya da tura gelir değil mi? Olası durumları çok iyi bilmemiz lazım. Olasılığın birinci bölümü orası, olası durumlardı. İkinci bölümü neydi arkadaşlar? Daha fazla, daha az veya eşit olasılık. Sayıları aynı olanlar eşit olasılık. Fazla olanlar daha fazla, az olanlar daha az olasılıklıydı. Mesela kırmızı olma olasılığına baktığımızda mavi olma olasılığına baktığımızda iki tane kırmızı 2 tane mavi var. Dolayısıyla bunların birbirine olasılıkları nedir? Eşittir diyoruz. Peki yeşil olma olasılığı nedir arkadaşlar? Yeşil olma olasılığı da bunlardan fazladır diyebiliriz. Çünkü sayıca daha fazladır arkadaşlar. Bir olayın olma olasılığı matematiksel olarak neydi? Buraya arkadaşlar ne istiyorsa bizden işte tura gelme olasılığı diyebilir. işte kırmızı gelme olasılığı diyebilir. Tüm durumlarda neydi? E, payda yazıyordu. Mesela kırmızı gelme olasılığına bakalım. Kırmızı gelme olasılığı dediği zaman Kırmızının sayısını pay yazıyorum. Toplam sayımız 2, 4, 6, 7. Bakın kırmızı gelme olasılığımız 2 bölü 7. Mavi gelme olasılığımız arkadaşlar yine 2 bölü 7'dir. Çünkü birbirine eşitti. Yeşil gelme olasılığı ise 3 tane yeşil var. İstenen 3 tane yeşilimiz var. Toplam nedir? Toplam 7 tane topumuz var. Bakın yeşil gelme olasılığı da 3 bölü 7'dir diyebiliriz. Peki gerçekleşmesi %100 olan olaylara kesin olaylar diyoruz arkadaşlar kesin kesin olaylar diyoruz gerçekleşmesi mümkün olmayan olaylara da ne diyoruz arkadaşlar imkansız olaylar diyoruz ve sevgili hocalarımız da yine olasılıktan kesin bir soru Geliyor arkadaşlar olasılıktan %100 özellikle olasılık hesabı ile alakalı çok güzel bir soru sizleri bekliyor diyebiliriz. Sevgili Tonguç beni dinliyor musun? Hocam biraz yorgunum ya. LGS yazılar bayağı yordu ama kulaklarımı dört açtım siz dinleyin. Oo hocam. süpersin gerçekten. Yani öyle uyuyormuşsun gibi geldi bana da sanki böyle bir dedim bir soruyu bakayım sevgili Tonguç e, dinliyor mu diye. Gerçekten çok sevindirdin bizi. Çok güzel dinliyorsun. Haydi bakalım. Umarım sizler de arkadaşlarımız da dersimizi böyle pür dikkat dinliyorlardır dedik ve haydi bakalım ne Geliyoruz bir de arkadaşlar neye? Ee, bir de cebirsel ifadeleri gördük değil mi? Cebirsel ifadeler neydi? Nasıldı? Onlardan bahsedeceğiz. Tabi tamamı yok arkadaşlar ama bir kısmı yine yazılıya dahil eden okullar olabilir, olmayan olabilir ama biz ne yapalım? Müfredatımıza göre, geldiğimiz noktaya göre arkadaşlar ne yapacağız? Yazılımızda kollarımızı aldık ve arkadaşlar bir cebirsel ifade içerisinde bilinmeyenler bulunan ifadelere cebirsel ifadeler diyorduk arkadaşlar. Buraya baktığımızda Terimlerimiz nelerdir? Terimlerimiz x kare arkadaşlar, sonra 4x, sonra arkadaşlar y vardır, sonra eksi 2x vardır ve artı 3 vardır. Yani toplama ve çıkarmalarla birbirinden ayrılan şu ifadelere biz terim diyoruz arkadaşlar. Terimleri yazarken önündeki işareti almayı sakın unutmuyorsun tamam mı? Değişken dediğimiz şey değişkenler arkadaşlar bilinmeyenlerdir. Burada değişkenlerimiz x ve arkadaşlar nedir biliyor musunuz? x ve y'dir diyebiliriz. Başka da yok zaten. Benzer terimler tıpa tıp aynı olan terimlere benzer terimler diyoruz arkadaşlar. Mesela bakın buradaki şu ifadeyle şu ifade Benzer terimlerdir. Onlar da yazalım isterseniz. Farklı bir kalem alalım şöyle. Mesela 4x de eksi 2x benzer terimlerdir. Sabit terim en sonda arkadaşlar. Mülayim, sakin en sonda bekleyen. Ve yanında hiçbir x, y, z, a, b, c olmayan sabit, dümdüz olan sayıları da sabitlerim diyoruz. Bunu da yine işaretli yazarsak çok güzel olur. Bunlar arkadaşlar zaten geçen seneden de biliyoruz. Bu senede yine tekrar etmiş olduk. Bakın buradaki sayı dağılma özelliği ile çarptığımızda 4 ile x çarparsam 4x eksi 4 kere 2 8. Bu ifadenin karşılığında bunu yazabiliriz. 2 ile x'i çarparsam 2x arkadaşlar. Buraya baktığımızda 2 tane x'in çarpımı yine buna 2x diyen zibilyon tane öğrencimiz var. Arkadaşımız var ama dikkat edin. Buraya ne diyoruz arkadaşlar? x kare diyoruz. Buraya baktığımızda x'i dağılma özelliği yapalım. Tabii ki yapalım arkadaşlar. x ile x'i çarparsam x kare oldu. Eksi. x ile 2'yi çarparsam 2x. Yani dağılma özelliğini kullandık. Buraya baktığımızda burada da arkadaşlar şöyle şununla bakın her biriyle tek tek çarpmamız lazım. Şununla şunu çarpıyorum. Bununla bunu çarpıyorum. Bununla da bunu çarpıyorum. Ve yazıyorum arkadaşlar. 2x ile x'i çarparsam 2x kare. 2x ile 3'ü çarparsam artı 6x. Eksi 1 ile x'i çarparsam eksi x. Eksi 1 ile 3'ü çarparsam eksi 3. Tabii ki bu çarpma işlemlerinde Tam sayılarda çarpma işlemlerinde çok iyi bilmen lazım. Nerede o konu? 7. sınıfta arkadaşlar tam sayılarda çarpma, toplama, çıkarma işlemlerinde çok iyi bilmemiz gerekiyor ki burada hiçbir sıkıntı yaşamayalım. Benzer terimleri tam bu noktada arkadaşlar benzer terimleri de toplayarak en sade halini buluyoruz. Bunun arkadaşı olmadığı için aynen yazıyorum. 6x ile eksi x çıkartırsak ne olur? 5x olur. Buradan da arkadaşlar ne olmuş oldu? Eksi 3'ümüz olmuş oldu ve bu şekilde de ne yapmış olduk? Yolumuza mükemmel. ...mükemmel bir şekilde devam etmiş olduk. Anladın mı Tonguç evladım benim? Ee, anladım hocam. Gerçekten harikasın, süpersin dedik ve artık ne yapalım? Yavaş yavaş arkadaşlar biliyorum çok heyecanlandınız. Sevgili hocam ne olur artık konularımızı tekrar ettiysek sorulara geçelim diyorsunuz. Ve arkadaşlar sonradan gelen arkadaşlar için tekrardan şöyle bir kısaca özet geçmek istiyorum. Soruları çözmeden önce yazın notlarımız vardı arkadaşlar. Bağda, bahçede, tarlada, serviste, evde, yatarken, kalkarken, kahvaltı yaparken... Yaparken her türlü arkadaşlar ortamda tüm dersleri bakın tüm dersleri özellikle bazı arkadaşlar diyor ki hocam sadece matematik var galiba. Hayır arkadaşlar tüm dersleri bakın ee, tekrar edebileceğin içerisinde e, fenden tutun din kültürüne İngilizce'ye kadar tüm birinci dönem ikinci yani iki yazılıyı kapsayan tüm notlar var arkadaşlar mükemmel bir defter küçücük. E, cebine al e, okula git orada tekrar et e, beden dersi e, çıkmak istemediğin sınıfında tekrar et gerçekten her anlamda her türlü e, ortamda senin yanında diyelim ve haydi bakalım ilk sorumuzda yolculuğumuza mükemmel bir şekilde senle beraber devam edelim bu arada sevgili Tonguç senin en sevdiğin ders hangisi hocam en sevdiğim ders beden dersi doğruyu söylemeden geçemeyeceğim yani beden dersine bayılıyorum hocam gerçekten senden de farklı bir cevap beklemiyorum iydik ama inşallah matematikten de güzel notlar alırsın matematiği de sevmek e, sevmeliyiz değil mi Matematikte çünkü hayatın bir gerçeği arkadaşlar e, biliyorum birçoğunuz belki matematiği birazcık zorlandığı için sevmiyorsunuz ama matematik olmadan da gerçekten arkadaşlar e, olmuyor diyebiliriz evet ilk sorumuz ekranda haydi bakalım arkadaşlar benle beraber soruyu mükemmel bir şekilde çözüyorsun ve yoluna da harika bir şekilde devam ediyorsun A 3 basamaklı bir doğal sayıdır A bölü 8 ve A bölü 12 ifadeleri birer doğal sayı olduğuna göre A sayısı en az kaçtır demiş arkadaşlar. Şimdi dikkatli arkadaşlar şunu fark etti. A sayısı hem 8'e bölünebilen A sayısı hem 12'ye bölünebilen bir sayı. Yani 8 ile 12'nin ortak bir katı arkadaşlar. Dolayısıyla ortak katıysa ne yapacağız? O zaman ekok kullanacağız arkadaşlar. Ekok kullanacağız değil mi? Kimin ekokunu alıyorum? 8 ile 12'nin ekokunu alıyorum. 8 ile 12'nin ekoku sevgili arkadaşlar uzun uzun bulabilirsiniz ama bundan sonra arkadaşlar hani soru çıktığında yapmayacağım ama bu yöntemde bulunuyor. 2'ye böldüğümüz zaman 4, 6. 2'ye böldüğümüz zaman 2, 3. 2'ye böldüğümüz zaman 1. 3'ü aşağı indirdik. 3'e böldük arkadaşlar 1. Çarptığımız zaman 2 kere 2 4. 4 kere 2 8. 8 kere 3 24. Bizim ek kaç oldu arkadaşlar? 24. Peki bize bir şart koşmuş mu? Ne demiş? 3 basamaklı demiş arkadaşlar. Bu kaç basamaklı? 2 basamaklı. O zaman bunu almıyorsun. Kimi alıyorsun? 48'i alır mısın? Hayır. Devam ettiğin zaman sevgili arkadaşlar. 72'yi alır mısın? Hayır. Devam ettin. 24 ekledin. Kaç oldu? 96. Alır mısın? Hayır. Devam ediyorsun. Kime geldin? 120'ye. Evet, 120'yi alır mısın? 3 basamaklı en az dediği için en az mı? Evet, o zaman doğru cevabımız sevgili arkadaşlar 120'dir diyebiliriz ve bu şekilde de ne yapmış olduk? Yolumuza mükemmel bir şekilde ilk soruyla başlamış olduk. Tam bir sınav sorusu, LGS sorusu olmayabilir arkadaşlar. Çünkü sınavlarımız LGS formatında değil. Birazcık daha kolay olduğunu söyleyebiliriz. İkinci sorumuz tatlı bir LGS sorusu diyebiliriz, yeni nesil soru diyebiliriz e, arkadaşlar. Peki e, Tonguç yeni nesil sorularla aranması yani biliyorsun yeni nesil soruları çözmek için çok kitap okumamız lazım. Sen mesela kitap okuyor musun? Hocam düzenli olarak günde en az e... 10 sayfa kitap okuyorum. Paragraf çözüyorum. Yani okuyorum hocam. Yani tabii günde 10 sayfa okumak birazcık az gibi ama olsun yine hiç yoktan iyidir diyebiliriz. Şimdi hemen sorumuza bir bakalım. Tankut flash belleğinin kapasitesini 8 GB'tır demiş. Tankut'un flash belleği burada 8 GB arkadaşlar. Hemen ne yaptık yazdık. Güzel güzel okuyoruz. Tatlı tatlı okuyoruz arkadaşlar. Tankut başlangıçta boş olan bu belleğinin yarısını bakın yarısını her birinin boyutu 128 MB olan dosyalarla diğer yarısında her birinin boyutu 512 MB olan dosyalarla dolduruyor. Son durumda bellekte kaç tane dosya vardır demiş. Şimdi arkadaşlar bakın 8'i gördüm. 128'i gördüm. 512'yi gördüm ya. Ve burada şunu gördüm ya arkadaşlar. Demek ki ben hangi gilleri kullanacağım? İki giller familyasını kullanacağım arkadaşlar. İki giller familyasını kullanıyorum. Peki nasıl kullanacağım? 2'nin kuvvetlerini kullanacağım arkadaşlar. İlk yapmam gereken şey ne biliyor musunuz? Şu 8 GB var ya, bunlar megabyte'dı arkadaşlar. 8 GB'ı megabayta çeviriyorum. 8 GB sevgili arkadaşlar, 8 GB nedir biliyor musunuz? 8 tane 2 üzeri 10 MB'tan oluşur ve 8'i de ben 2 üzeri 3 olarak yazarsam buradan da benim flash belleğimin aslında 2 üzeri 13 MB'tan oluştuğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Tamam çok güzel e, bulduk. Peki 128'e bakalım. 128 arkadaşlar megabayt o da eşittir nedir biliyor musunuz? 2 2 4, 8, 16, 32, 64, 128. 2 üzeri 7'ye karşılık gelir. 512'yi de yine iki giller familyasından çevirirsek 2 üzeri 9'a karşılık gelir. Peki ne diyor? Diyor ki yarısını diyor arkadaşlar. Yarısı bunun ne olur biliyor musunuz? Yarısını aldığımızda 2'ye böleriz. 2'ye bölersek arkadaşlar şurada yapalım hatta. 2 üzeri 13'ü 2'ye bölersek buradan ne olur? Üstleri birbirinden çıkartırsak 2 üzeri 12 olur. Yani 2 üzeri 12'lik kısmına ve 2 üzeri 12'lik kısma ayırmış. Buna ne yapmış biliyor musunuz? Buna 128 MB boyutlarında dosyalar koymuş. Peki kaç tane dosya sığdırabilir? Ne yapacağım? 2 üzeri 12'lik yarısına 2 üzeri 7'ye bölerek dosya sayısını bulacağım. Böldüğümüzde arkadaşlar buradan ne çıktı biliyor musunuz? Üstleri birbirinden çıkartırsam 12'den 7 çıkarsa 5 kalır. Dolayısıyla 2 üzeri 5 tane. Yani 32 tane dosya sığdırmış olur. Devamına bakalım. Buraya baktığımızda burada diğer yarısına 512 MB. Yani 2 üzeri 9'luk dosyalardan sığdırmış. Buraya da 2 üzeri 9'a bölüyorum o zaman. Kaç dosya alacağını bulmak için. 2 üzeri 9'a bölersem arkadaşlar buradan üstleri birbirinden çıkartıyorum. Yani buradan 2 üzeri sevgili arkadaşlar kaç kalıyor? 3 kalıyor. 3 kalıyor. Yani buradan 8 tane dosya sığdırabiliyormuş. O zaman arkadaşlar haydi bakalım. 32 tane dosya burada. 8 tane dosya burada. Toplam dosya sayısı 40 tanedir diyoruz ve umarım sen de benle beraber bu sorunun cevabını bulmuşsundur diyoruz ve çok güzel bir üstü ifadeler sorusunu çözdük ve senle beraber arkadaşlar güzel bir tekrar yaptık diyebiliriz. Haydi bakalım 3. sorumuzda devam ediyoruz. Yine arkadaşlar yazılıların olmazsa olmazlarından yani Köklü sayılarda toplamayı çıkarmayı bilen bir arkadaşımız var mı yok mu? ve onunla alakalı bilgiyi ölçen tatlı bir soru zor olmayan puanları cebe indireceğimiz bir soru arkadaşlar. Tabiri caizse puanları cebe indireceğimiz sorulardan bir tanesi. Bir önceki sorumuz belki arkadaşlar sizi zorlayabilir. Ancak sevgili arkadaşlar bu soru artık herkesin rahat bir şekilde yapacağı bir soru diyebiliriz. Evet sorumuzu okuyalım mı? Hadi okuyalım bakalım. Aşağıda verilen işlemlerin sonucunu bulalım demiş. Sevgili arkadaşlar, bir kere köklü sayılarda toplama yapmak istiyorsan kök içlerini mutlaka aynı yapmalısın. Aynı yapmadan toplama çıkarma yapamazsın arkadaşlar. Mesela kök 8'e bakalım. Sevgili arkadaşlar kök 8 nasıl yazarım? Buradan 4 çarpı 2 olarak yazabilirim. Buradan 4 dışarıya ne olarak çıkar? 2 kök 2 çıkar. E başında da 3 var arkadaşlar. Bakın 3 çarpı 2 kök 2 yaptım. Artı. Buraya bakalım. 4 çarpı. Bunu da sevgili arkadaşlar 9 çarpı 2 olarak yazıyorum. E 9 da dışarıya 3 olarak çıkarsa 3 kök 2 olarak bulurum. 4 çarpı 3 kök 2 yazdım. Bakın sonrasında Burası 6 kök 2 artı burası 12 kök 2 ve topladığımda buradan 18 kök 2 hayırlı uğurlu olsun diyelim mi? Diyelim arkadaşlar. Hadi bakalım. Buraya baktığımızda sevgili arkadaşlarım Şöyle yazalım bakalım. Farklı kalemimizi alalım. Kök 54. Kök 54 sevgili arkadaşlar nedir biliyor musunuz? 9 çarpı 6'dır. Ve 9 çarpı 6 9 dışarıya çıkarsa 3 kök 6 olarak çıktı. Eksi. Buraya baktığımızda 4 çarpı 6'dır. Ve 4 çarpı 6'dan 4 dışarıya 2 olarak çıkarsa 2 kök 6 artı. Burası da sevgili arkadaşlar nedir biliyor musunuz? 16 çarpı 16 çarpı 6'dır ve buradan da 16 dışarıya 4 olarak çıkarsa 4 kök 6 olur. Burası ne olur sevgili arkadaşlar? Burası da tabii ki 25 çarpı 2'den 25 çarpı 2'den 25 dışarıya 5 olarak çıkar ve kök 2 de içeride kalır. 5 kök 2 olur. Şimdi toplamalarımız çıkarmalarımız yapılsın artık. 3 kök 6'dan 2 kök 6 çıkarsa 1 kök 6. 1 kök 6 ile 4 kök 6'yı toplarsak sevgili arkadaşlar 5 kök 6'yı bulduk. Buradan da paydamızda 5 kök 2 vardı ve bölme işlemini hatırladık değil mi? Zaten tekrar etmiştik. 5'i 5'e böldüm 1 kalır. Kök 6'yı kök 2'ye bölersem arkadaşlar ne olur 3 kalır. Ama baştaki 1'i yazmıyoruz. Yani sonucumuz sevgili arkadaşlar kök 3 olmuş oluyor. Kökten arkadaşlar sayıyı dışarı çıkartırken bu şekilde pratik yöntemleri kullanabilirsiniz. Ama hocam ben bilmiyorum ne yapmam gerekiyor diyen arkadaşlar panik yapmasınlar. Eğer mesela bunu bilmiyorsan 18'i e hemen ne yapacaksın? Asal çarpanlarına ayırıyorsun ve buradan da ne yapıyorsun? Gruplandırma yöntemini kullanıyorsun. 3 dışarı çıktı ve çıkamadı 3 kök 2 şeklinde ne yapıyorsun? Tamamlıyorsun. Onun için bunlar arkadaşlar ne yapmamız lazım? Dikkat etmemiz lazım sevgili arkadaşlar. Anladın mı Tonguç evladım benim? Ee, anladım hocam. Harikasın gerçekten. Bizi anlaman mutlu ediyor. Umarım senin gibi arkadaşlarımız da bu soruları harika bir şekilde anlıyorlardı dedik. Ve arkadaşlar doğru yanlış olmazsa olmazlarımızdan tabii ki yazılarımızın aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına da sevgili arkadaşlar ne diyeceğiz? E, y ye diyeceğiz değil mi? Evet bunlar sınavda gelir mi? Bence sevgili arkadaşlar şuraya hocamızın %100 soracağına sticker'ını bırakalım değil mi? Şimdi bakalım hocalarımız çünkü bu doğru yanlışları eşleştirmeleri falan çok seviyorlar. Çünkü standart bir test sorusu veya bir klasik soru sormaktansa farklı soru tarzlarıyla öğrencilerimizi ne yapıyorlar? Ölçmüş oluyorlar. Şimdi 40 sayısının 2 tane asal çarpanı vardır demiş. Aman Allah'ım bakalım nereden biliyoruz? Bilmiyorsak ne yapacağız? O zaman arkadaşlar asal çarpanları arayacağız. Hop bakın burada. 2'ye böldüm 20. 2'ye böldüm 10. Buradan ne oldu? 2'ye böldüm 5. 5'e böldüm 1. Gerçekten de arkadaşlar 2 ve 5. 2 tane olduğunu söyleyebiliriz. O zaman birinci ifademiz doğrudur arkadaşlar. D harfini yaptık. 452 e Çarpı 10 üzeri eksi 8 sayısının bilimsel gösterimi 4,52 çarpı 10 üzeri eksi 10'dur. Şimdi arkadaşlar bakın sayımız 452'den 4,52'ye 2 basamak azalmış. 2 basamak azaldıysa bu üssümüz 2 basamak artacaktır. Bakın inanılmaz çeldirici bir soru. E, artacak demek sıfıra yaklaşmak demektir. Eksi 8'den eksi 6'ya gitmesi demektir arkadaşlar. Eksi 10'a gidiyor denmesi artıyormuş gibi gözüküyor. Ama negatif sayılarda biliyorsunuz artmak demek sıfıra yaklaşmak demektir. Buna çok dikkat et. Dolayısıyla bu ifademize aslında yanlış diyebiliriz. Geldik buraya. 4,2 devirli sayısı irrasyonel sayıdır. Sevgili arkadaşlar devirli sayılar kesinlikle rasyonel sayıya çevrilebilir. Dolayısıyla e, buradan ne yapıyoruz? Hatta çevirdiğimizde. 40 olur. Yani 42'den pardon 42'den 4'ü çıkartırsak 38 olur. Bir sayı devrettiği için bir de ne yaptık? 9 yaptık. Dolayısıyla arkadaşlar ...buradan da bunun rasyonel sayı olduğunu söyleyebiliriz. Bu ifademizde de irrasyoneldir demiş. Yanlış bir ifadedir. Bu ifademiz rasyoneldir arkadaşlar. Devam edelim. Bir rasyonel sayı ile bir irrasyonel sayının çarpımı daima e, irrasyoneldir demiş. Sevgili arkadaşlar bunu çürütmenin en güzel yolu şunu da gör. Bakın bir tane rasyonel sayımız. Sıfır bir rasyonel sayıdır. Paydasında gizli bir vardır. E, kök 2 ile çarptın diyelim ki. E, sonuç ne oldu? Sıfır oldu. E, bakın bir e, rasyonel sayıyla bir irrasyonel sayının... Son sonucu daima irrasyoneldir ifadesi demek ki yanlış oldu. O zaman ne yaptık buraya da biz yanlış ifadesini koymuş olduk arkadaşlar ve bu şekilde de ne yapmış olduk ee, yolumuza doğru yanlışlarla beraber harika bir şekilde devam edeceğiz peki. Evet geldik arkadaşlar ondalıklı sayıların kara ile alakalı bir bölüme görselde alanları verilen kare şeklindeki iki arsanın birer kenarları e, sevgili arkadaşlar birer kenarları KL yolu üzerindedir demiş. Bakın KL yolumuz böyle arkadaşlar. Kırmızı yoldan oklar yönünde yürüyen Tongül kaç metre yürümüştür demiş arkadaşlar. Şimdi kaç metre demiş? Bakalım. Ne yapacağız? E, metre olarak sormuş. Ona da dikkat etmekte fayda var. Şimdi bakalım 324. Arkadaşlar şimdi 3,24 ya. Ben normalde şunu biliyorum. 324 sevgili arkadaşlar. Normalde kök dışına çıksa 18 olarak çıkardı. Ama 3,24 dediği zaman o zaman burası da 1,8 olur. O zaman arkadaşlar bunun bir kenar uzunluğu 1,8, burası ne olacaktır arkadaşlar? 1,8. Geliyorum buraya. Normalde sevgili arkadaşlarım 196 ifadesi kök dışına çıksa ne olurdu? 14 olurdu değil mi? Ama 1,96 olunca burası da 1,4 olur. Dolayısıyla buraya da ne yazıyorum? 1,4 yazıyorum. Peki şurada küçük bir bölümüm kaldı o bölümü ne yapacağım arkadaşlar 1,8'den bakın 1,8'den 1,4'lük kısmı bakın şu kısmı istemiyorum bakın şu kısmı hatta şununla göstereyim şu kısmı istemiyorum arkadaşlar o zaman ne yapıyorum 1,8'den tamamından 1,4'lük kısmı çıkartırsam buradan ne olur 0,4 o zaman buraya da ne yapıyorum 0,4 diyorum evet artık arkadaşlar ne yapıyoruz toplama vakti geldi. 1,8 1,8 hadi şurada yapalım. 1,8 1,8 0,4 1,4 1,4 topladık. Toplarsak 8 8 16 20 24 28 değil mi arkadaşlar? 28 ne yaptı? 28'in 8'i. Elde var 2. Hop. 1 2 3 4 2 de elde 6. 6,8 kilometre diyebiliriz arkadaşlar. 6,8 kilometre. Peki metre olarak sormuş. O zaman ne yapacağız sevgili arkadaşlar? E, kilometreden metreye geçerken 1000 ile çarpıyoruz. O zaman 6,8'i çarpı 1000 yaparsak arkadaşlar buradan da bir sıfırımız virgüle giderse 6800 metre olarak da ne yaptık? Bulmuş olduk. Çok güzel bir soruydu. Hem arkadaşlar kilometreyi metreye çevirme, hem ondalık sayıların karekökü, hem biraz böyle bir yorumlama gerçekten de hocalarımız bunu bence bu konuyla alakalı genelde sorular geliyor. Test kitaplarımızda da var ve bununla alakalı ben bir soru bekliyorum arkadaşlar. Bu soruları öyle hadi alalım ya bu soruları da koyalım. Çocuklar sevgili arkadaşlarımız yapsınlar falan demiyoruz arkadaşlar. Gece gündüz araştırdık ve 100 bin tane yazı kağıdı inceledik ve bu soruları karşınıza getirdik arkadaşlar. Evet güzel bir eşleştirme sorusu ve karşımızda güzel bir köklü sayılar sorusu. Şimdi aşağıdaki aşağıda verilen kara köklü ifadelerden çarpıldığında doğal sayı olanları eşleştiriniz demiş arkadaşlar. Doğal sayı olması için aynılar olması lazım. Mesela kök altı var ya aynısından olacak. Kök 2 var ya aynısından olacak sevgili arkadaşlar mesela 5 var ya kök 5 aynısından olacak aynısından olursa doğal sayı oluyor başka türlü olmaz arkadaşlar herkes biliyorsunuz e, akrabasını gördüğü zaman mutlu olur e, doğa, kare köklü sayıların ne eksik kare köklü da arkadaşlar ay arkadaşını gördüğü zaman mutlu oluyor ama bunun için önce sayılarımızı kökten çıkarmamız lazım arkadaşlar ona dikkat edin şimdi arkadaşlar mesela buraya bakın burası 4 çarpı 7'den 4 çarpı 7'den ne olmuş oldu 2 kök 7 olur Tamam buraya bakalım. Burası 4 çarpı 3'ten arkadaşlar. Ne oldu? 2 kök 3 oldu tamamdır. Buraya bakalım. 4 çarpı 5'ten sevgili arkadaşlar. Buradan da 2 kök 5 olduk. Tamam çok güzel. Buraya bakalım. Burası da 16 çarpı 2'den ne yaptık arkadaşlar? 4 kök 2 olduğunu söyleyebiliriz. Devamında hemen bakalım. Buraya baktığımızda sevgili arkadaşlar. Burası da ne oldu? E, e, 36, çarpı 2'den 36 çarpı 2'den ne oldu? Şuraya yazalım. 6 kök 2 oldu. Buraya bakalım. Burası 9 çarpı 5'ten sevgili arkadaşım. 9 dışarıya 3 olarak çıkarsa 3 kök 5 oldu. Devam edelim. Burası 9 çarpı 7 yaparım. 9 dışarıya 3 olarak çıkarsa 3 kök 7. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Buraya baktığımızda 16 çarpı arkadaşlar 4 yaparım. 16 çarpı 4'ten 16 pardon 16 çarpı 3'ten şöyle şu karalayalım 16 çarpı 3'ten 16 dışarıya arkadaşlar ne olarak çıkar? 4 olarak çıkarsa 4 kök 3 yapmış olduk. Ve arkadaşlar eşleştirmeler gelsin bakalım. 2 kök 7 ile kim olur arkadaşlar? 3 kök 7. Hop bakın burada. 2 kök 7 ile 3 kök 7. Devam edelim bakalım. 2 kök 3 ile 4 kök 3 arkadaşlar. 2 kök 3 ile 4 kök 3. Hayırlı uğurlu olsun. Bakın bunlar eşleşiyorlar. Devamında Bakalım arkadaşlar. Şöyle mor kalemimi alayım. 2 kök 5 ile 3 kök 5. Oley. Bakın burada aynı arkadaşını gördü. 4 kök 2 ile de kim oldu? 4 kök 2 ile de arkadaşlar. 6 kök 2 oldu tabii ki. O da nereye gitti? En yukarıya gitti ve yeşil kalemimizle ne yaptık arkadaşlar? Eşleştirmeyi yapmış olduk ve çok güzel bir eşleştirmeyi geride bırakıyoruz. Ve veri analizi konusuyla alakalı bir e, sevgili arkadaşlar soru. Bakalım değerlendirelim. Yukarıda Tonguç'un sevgili arkadaşlar bir gün içinde yaptığı aktiviteler ve bu aktivitelere ayırdığı vakitler verilmiştir. Tonguç'un gün içinde hangi aktiviteye ne kadar zaman ayırdığını gösteren daire grafiğini oluşturunuz demiş. Aktivitelere ait merkez açıları bulunuz demiş. Şimdi arkadaşlar dikkatli bir şekilde baktığımızda bir günde bir günde kaç saat vardır? Tabii ki 24 saat vardır değil mi? Dolayısıyla arkadaşlar burada bakın 6 6 12 hatta üstüne yazabiliriz. 6 saat 6 saat 4 saat buradan da 8 saat geldi. Dolayısıyla 6 6 12 20 24 saat. Zaten bir gün 24 saattir. Dolayısıyla o zaman ne diyeceğiz? Mesela uykuya kaç saat ayırmıştır? Şunu söylüyorsunuz arkadaşlar. 24 saate 360 derece karşılık geliyorsa 8 saate kaç derece karşılık gelir? Dolayısıyla burada şunu söyleyebilirsiniz. Hocam bu 3'te 1 oranında azaldıysa o zaman bu da 3'te 1 oranında azalması gerekiyor. O zaman uykuya arkadaşlar 360'ı 3'e bölersek buraya ne diyelim? Şöyle hatta yanlamasını yazalım. 120 derece olmuş olduğu. Devam edelim bakalım. Aynı mantıkta 24 saate 360 derece karşılık geliyorsa 4 saate kaç derece karşılık gelir diyoruz? Buradan bakın arkadaşlar 6'ya bölünmüş. Bu da 6'ya bölünürse 6'ya böldüğümüzde kaç olur burası? Buradan e, 60 derece diyelim mi? Evet diyebiliriz. Haydi bakalım buraya da 60 derece dedik. Devam edelim. 6 saate bakalım. Zaten birini bulursak iki tane. 24 saate 360 derece karşılık geliyorsa 6 saate kaç derece karşılık gelir? Baktığımız zaman arkadaşlar bunu kaça bölünmüş? 4'e bölünmüş. Bu da 4'e bölünecektir arkadaşlar. O zaman x'imiz kaç derece olur? 90 derece diyebilir miyim? Evet diyebilirim arkadaşlar. Dolayısıyla da geliyorum buraya 90 derece buraya da arkadaşlar 90 derece diyoruz ve bu şekilde de ne yaptık? Daire grafiğimizin açılarını oluşturmuş olduk. Şöyle bir daire grafiği çizelim bakalım. Oluşturunuz demiş. Şöyle noktamızı koyduk ve artık ne yapalım? Yazalım. 120 derece. Arkadaşlar 120 derece şöyle bir şey diyebiliriz. Yani şuraya kadar diyebiliriz. Burası uyku. Buraya uyku yazalım hadi. Buraya uyku diyelim 120 derece. Sonra 60 derece. Şurası arkadaşlar 60 derece bakın. Burası 60 derece olsa burası ders diyelim arkadaşlar. Burası ders. Sonra okul ve diğer aktivitelere de tam yarı yarı olduğu için bakın böyle de 90 dereceyi arkadaşlar ne yapmış oluruz? Göstermiş oluruz. Burasına okul diyelim isterseniz. Burasına da diğer aktiviteler diyebiliriz arkadaşlar diğer aktiviteler diyerek ne yaptık bu şekilde bir daire grafiğimizi oluşturmuş olduk ve güzel bir soruydu arkadaşlar yolumuza ne yapalım? Haydi bakalım bir başka soruyla devam edelim arkadaşlar. Evet çizgi grafiğimize bakıyoruz ve çizgi grafiğiyle beraber çok güzel bir şekilde sevgili arkadaşlar ne yapacağız? Yolumuza devam edeceğiz. Diyor ki haşağıda hafta içinde Ordu iline ait hava sıcaklığı değerleri verilmiştir. Bu grafiğe göre aşağıdaki soruları cevaplayınız demiş arkadaşlar. Hava sıcaklığının en düşük ve en yüksek olduğu günleri belirleyiniz demiş arkadaşlar. Haftanın en yüksek olduğu gün baktığım zaman arkadaşlar en zirvede olduğu gün nedir? En yüksek olduğu gün perşembedir arkadaşlar. Bakın perşembe en yüksek olduğu gündür. Peki en düşük olduğu gün nedir? En düşük olduğu günde sevgili arkadaşlar bakıyorum e, inanılmaz derecede en düşük olduğu günde Cuma'dır yani 10 derecedir. O zaman Perşembe en yüksek arkadaşlar Cuma'da en e, e, düşük diyebiliriz. Peki hafta içinde orada ortalama sıcaklığı ne kadardır demiş arkadaşlar? O zaman ne yapıyorsun? Sayıları topluyorsun ve kaç gün var? 5 gün. O zaman 5'e bölüyorsun. 16 artı arkadaşlar bakın 12 artı bu nedir? Aynı 16 artı 20. Bakın burada 20 var. Artı bir de ne var burada? 10 var arkadaşlar. Bölü kaç gün var? 5 gün olduğu için 5'e bölüyoruz. Bunların toplamı 20 30. Arkadaşlar 62, e, 62, 64, 74 çıkıyor arkadaşlar. 74'ü kaça böleceğim? 5'e böleceğim. Haydi bölelim bakalım. Birazcık öğretmenimiz bize ne yapmış? E, gıcıklık yapmış. 74'ü vermiş. Tam bölünen bir sayı vermemiş. 5'e bölersek 7'de 5. Bir defa 1 kere 5, 5 yapıyoruz arkadaşlar. 2 kaldı. 4'ü aşağı indirdik. 24'te 5 kaç defadır? 4 defadır sevgili arkadaşlar. 4 kere 5, 20 yapıyorum. Buradan kaç kaldı? 4. Sevgili arkadaşlar 4'ün yanına bir sıfır eklersek buraya da bir virgül koyacağız ve buradan da 14,8 ortalama sıcaklığa sahipmiş diyoruz ve sevgili hocam ne yaptın? Keşke buraya bölünen bir sayı verseydin de bizi yazılda pert etmeseydin yarım saatimiz bölmekte gitti diyebilirsiniz. Ama olsun hocalarımız da onları da gerçekten kutluyoruz. Onlar da gerçekten ciddi anlamda sizlerle güzel şeyler verebilmek için sevgili arkadaşlar uğraşıyorlar. Ve doğru cevabımızın da 14,8 olarak bulmuş olduk arkadaşlar. Ve çok güzel bir olasılık sorusu doğru mu yanlış mı şeklinde boşluk doldurmalı. Ondan sonra bir sorumuz iki sorumuz daha var. Ve ondan sonra arkadaşlar ne yapıyoruz? Yolculuğumuza devam ediyoruz. Aşağıda verilen boşlukları uygun sayılarla uygun ifadeler doldurun. Bir zar atıldığında üst yüzüne gel, 4 gelmesi olasılığı arkadaşlar nedir biliyor musunuz? 1 bölü 6'dır değil mi? 6'da 1'dir. Devam edelim. Bir olayın olma olasılığı ile olmama olasılığının toplamı her zaman nedir arkadaşlar? Birdir. Bu kesin olaydır. Gerçekleşme olasılığı sıfır olan olaylara imkansız olay diyoruz arkadaşlar değil mi? İmkansız olay. Gerçekleşme olasılığı aynı olan sayılara ise arkadaşlar Eşit olaylar, eşit olasılıklar diyoruz ya da eş olasılıklı olaylar diyoruz arkadaşlar. Bunları da ne yapmış olduk? Doldurmuş olduk. Haydi bakalım yolculuğumuza neyle devam edelim? Yine bir arkadaşlar hem olasılık hem çarpanlar katlar inanılmaz güzel bir soru. Bence arkadaşlar buraya çok dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Ve bundan da yine olasılık ve ay bu arkadaşlar çarpanlar katları birleştirdiğimizde harika bir soru çıkmış. Ve size de dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Üzerinde yukarıda verilen doğal sayılar yazan eş kartlar bir torbaya atılıyormuş arkadaşlar. Bu torbadan rastgele çekilen bir kartın üzerinde yazan sayının iki farklı asal çarpanının olma olasılığı nedir demiş arkadaşlar? O zaman ne yapıyorsunuz? 48'i nasıl yazarsın sevgili arkadaşlar? 2'ye ve 3'e bölündüğü için o zaman ne diyoruz? Bunun 2 ve 3'tür. 2 farklı asal çarpanı vardır. 30'a baktığımızda 2'ye bölünür, 3'e bölünür, 5'e bölünür. O zaman arkadaşlar 2'ye bölünür, 3'e bölünür, 5'e bölünür diyoruz ve yazıyoruz. 27, 3'ün 3. kuvveti olduğu için sadece bir asal çarpanı vardır arkadaşlar. 3 yazıyorum. 42'ye baktığımızda 2'ye bölünür, 3'e bölünür arkadaşlar. Rakamların toplamı 3'ün katıdır ve 7'ye bölünür. O zaman ne yapıyorum? 2'ye bölünür, 3'e bölünür ve 7'ye bölünür diyebiliriz. Devamında 50'ye baktığımızda 2'ye ve arkadaşlar 5'e böyle 2'ye ve 5'e bölünür. Yani asal çarpanlar 2 ve 5'tir. 80'e baktığımızda arkadaşlar 2 üzeri 4 çarpı 5'tir. Yani 2 ve 5'ten oluşur. Eğer bunlar arkadaşlar bu şekilde hızlı bir şekilde yapamıyorsan ne yapacaksın? 48'i örneğin asal çarpanlarına ayırıyorsun ve tek tek yaptığında da bunların sonucunu buluyorsun. Peki sonucumuza bakalım. Diyor ki yazan sayının iki farklı asal çarpanının olma olasılığı kaçtır? İki farklı dediğine göre hangilerini alacağız arkadaşlar? 48 alabilirim değil mi? 48 alırım. Sonra 50 alabilirim arkadaşlar. Ve 80 alabilir miyim? Evet. O zaman 3 tane durumumuz yok mu? Süper. olasılıkta biliyorsunuz alt tarafa tüm durumlar yani 6'yı üst tarafa bizden istenenleri yazarsınız. Yani 3 tane istenen varsa arkadaşlar 3 bölü 6 oradan da 1 bölü 2 şeklinde ne yapmış olduk? Halletmiş olduk. Sevgili Tonguç anladın mı evladım benim? Ee, anladım hocam. Harikasın gerçekten. Umarım herkes anlamıştır dedik ve yolumuza haydi bakalım bir cebirsel ifadeler bölümüyle devam edelim. Aşağıdaki verilen çarpma işlemlerini yapınız demiş. Sevgili arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Bir sayı var içeri girmek istiyorsa kırmıyorsun ve içeriye ne yapıyorsun? Dağıtıyorsun. X ile 3X çarparsam 3X kare eksi X ile 2'yi çarparsam 2X yaparız ve bu şekilde buluruz. Buraya baktığımızda burada arkadaşlar herkes herkes de çarp Çarpılır. Çarpılmayan kimse kalmaz. Maşallah elektrik çarpması gibi. X ile X'i çarpıyoruz x kare diyoruz. x'te eksi 3 çarpıyoruz. Eksi 3 x. Eksi 2 ile 2 çarpıyorum. Eksi 2 x. Ve eksi 2 ile eksi 3 çarpıyorum. Artı 6 diyorum. Ve benzer olan terimleri toplamayı ihmal etmiyorum arkadaşlar. Eksi 3 x'te eksi 2 x toplarsak. Eksi 5 x yapar. Artı 6 da ne yapmış olduk? Eklemiş olduk. Geldik buraya. Yine dağılmalarımızı yapalım. Bununla bu arkadaş çarpıyorum. Bununla bu arkadaş çarpıyorum arkadaşlar. Bununla bunu çarpıyorum. Bununla da bunu çarpıyorum. Haydi bakalım çarpalım. 3 ile x çarparsam 3x arkadaşlar. 3 ile eksi 4'ü çarparsam eksi 12. Eksi 2x ile x'i çarparsam eksi 2x kare. Ve eksi 2x ile eksi 4'ü çarparsam artı 8x ne yaptık bulduk. Ve benzer olanları ne yapalım toplayalım. Eksi 2x'in arkadaşı olmadığı için onu başa yazıyoruz arkadaşlar. Hallettik. 3x de artı 8x topladım. 11 tane x'im oldu. Doğru mudur? Evet. Eksi 12'yi de ne yapıyorum? Arkadaş olmadığı için yazıyorum. Ve sonucumuzu da bu şekilde halletmiş olduk arkadaşlar. Ve çok güzel bir soruyu da çözdük. Ve arkadaşlar nereye geldik? Son sorumuza maratonumuzu bu soruyla tamamlayacağız. Ve sizlere artık çok güzel bir şekilde yazılıya uğurlayacağız. Bir kenar uzunluğu 2x artı 3 metre olan kare şeklindeki arsa içinde kenar uzunlukları x artı 4 metre ve x metre olan dikdörtgen şeklinde bir ev inşa edilecektir. Buna göre görseldeki yeşil alan kare cinsinden nedir arkadaşlar? Gerçekten bu soruda bence hocamızın gözdesi ve buradan soru gelir arkadaşlar. Hocalarımız kesinlikle bir cebirsel ifadelerle alakalı soru çözecekse bundan sorarlar ya da e, sorgularlar diyelim arkadaşlar. Şimdi öncelikle bu şeklimizin bütün alanını bulacağız. Bu şeklimizin alanını bulacağız ve tabii ki çıkarma işlemimizi yapacağız. Haydi yapalım bakalım. 2x artı 3 ile arkadaşlar 2x artı 3'ü ne yapacağım? Çarpacağım. Çarpıyorum tabii ama herkes herkesle çarpılıyor değil mi? Burada ihmal etmiyorsun ve 7. sınıf tam sayılar konusunda çarpma işlemlerinde e, dikkate alıyorsun. Şimdi 2x ile 2x çarptım 4x kare artı 2x ile 3 çarptım 6x yaptı. 3 ile 2'yi çarptım 6x yaptı. 3 ile 3 çarptım 9 yaptı arkadaşlar. Buradan da 4x kare artı 12x artı 9. Bizim şeklimizin alanı bulduk arkadaşlar. Bunu ne yapalım? Şöyle yuvarlak için alalım. Peki gelelim buraya. Şu şeklin alanına baktığımızda arkadaşlar x de biliyorsunuz x artı 4'ü kısa kenarla uzun kenarını çarpma. Dağılma işlemini yaptığımızda bununla bunu çarpıyorum. Bununla bunu arkadaşlar. x kare artı 4x olarak ne yaptık? Buranın alanını da bulduk. Şimdi ne yapacağım? Çıkarma işlemini yapacağım. Çıkartırken birinciyi arkadaşlar aynen yazıyorum bakın. Aynen yazıyorum. Birinciyi aynen yazıyorum. Sonrasında şöyle yazalım bakalım. İkinciyi işaretlerinin zıttı olarak yazıyorum. Bu artıdır ama eksi x kare olarak yazıyorum. Artıdır eksi 4x olarak yazıyorum. Ve sonucunda 4x kareden x kareyi çıkartırsak 3x kare. 12x'ten 4x çıkartırsak artı 8x olur. Ve arkadaşlar artı 9'un arkadaşı olmadığı için de ne yapmış olduk? Halletmiş olduk. Doğru cevabımız da 3x kare artı 8x kare 8x artı 9 olarak bulmuş olduk sevgili arkadaşlar. Evet arkadaşlar ne yaptık? Çok güzel bir şekilde sorumuzu tamamladık ve arkadaşlar nedir? Karşımızda çok güzel bir ödülü sorumuz var. Tabi ödül sorumuzdan önce şöyle kampımızı tekrar sizlerle beraber bir hatırlatmak istiyorum. Sizleri Tonguç Akademi ailesi olarak yazılarınıza arkadaşlar mükemmel bir dolulukta göndermek istiyoruz. Tıpkı bir arabanın deposunun fullenmesi gibi arkadaşlar biz de sizleri sınavlara full bir şekilde göndermek istiyoruz. Bunun için gece gündüz demeden çalışıyoruz arkadaşlar ve bugünden itibaren kampımız başladı. Startını verdik. Bugün matematikle arkadaşlar çok güzel bir video yaptık sizlerle ve arkadaşlar yarın da yine diğer derslerimizde görüyorsunuz. Bunları da ne yapacağız? Sizlerle beraber işleyeceğiz. Tabii ki yazılılara neyle hazırlanıyoruz dedik arkadaşlar. Yazılı notlarımızda güzel bir kitabımız. Bütün derslerin olduğu harika bir kitap. Buradan ne yapıyorsun? Matematikle alakalı notlarını hemen hallediyorsun. Ve arkadaşlar kitabı olmayan, dinamosu olmayan arkadaşlar için ne yapıyoruz? Sipariş verdi hocam. Elime yeni ulaş diyen arkadaşlar için de hemen onları bir ödevlendirme yapalım. Sevgili arkadaşlar baştan itibaren aldığınız kitabınızı ve baştan itibaren sevgili arkadaşlar cebirsel ifadelerde test 35'e kadar bakın. Test 35'e kadar ne yapıyorsun? Bu güzel soruları infografik, gör, bol görselli, LGS'ye tam uyumlu bu harika kitabı ne yapıyorsun? Eğer sipariş verdiysen geldiyse hemen sınava kadar test 35'e kadar çözümünü yapıyorsun diyoruz ve arkadaşlar Aşağıdaki linkten de hem yazılı kampımızın arkadaşlar takvimine hem de bu güzel kitapların Tonguç Mağaza linkine ulaşabilirsiniz diyoruz. Ve yorumlarda şunu yazın ilk matematik sınavından kaç aldın ve gerçekten çok merak ediyoruz. Umarım arkadaşlar matematik sınavından ikincisinden yüz alırsın diyelim ve hepinizi sınavlarınıza güzel bir şekilde uğurlayalım. Kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere.